Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin Sayın Genel Sekreteri, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin Sayın Başkanı, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı'nın Sayın Başkanı, Sayın Öğretim Üyelerimiz ve değerli konuklarımız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı İşbirliği ile düzenlenen Profesör Doktor Nusret Fişek'in anma etkinliğine hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Hakan Altıntaş'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sayın Merkez Konseyi'nin Sayın Genel Sekreteri, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin Sayın Başkanı, Fişek Vakfı'nın Sayın Başkanı ve Fişek ailesinin değerli üyeleri, Hacettepe Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri, değerli Hacettepe'liler, halk sağlığı çalışanları ve kıymetli konuklarımız, Nusret Fişek Anma Etkinliği toplantısına hoş geldiniz. Profesör Doktor Nusret Fişek, halk sağlığı önderi Fişek, Atatürkçü ve Cumhuriyet aydını bir insandı. Kendisi her yönüyle hepimiz için bir rol model ve örnektir. Değerli hocamız, yaşamı boyunca sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğunu savunmuştur. Bu savunma sadece savunuculuk düzeyinde kalmamış, eyleme dönmüştür. Kendisinin bu konudaki en önemli eseri sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine dair kanundur. Bu kanunun ilkeleri, prensipleri, değerleri günümüzde de biz halk sağlıkçılar için geçerlidir. Fişek hocamız, insan hakkı olan sağlığın gerçekleştirilebilmesi için herkese nitelikli sağlık hizmeti ulaştırma çabası içinde olmuştur. Bu yasa da bunun bir ifadesidir aslında. Hocamızın diğer bir eseri nüfus planlaması kanunudur. Bu da gerçekten ülkemiz için önemli sonuçlar yaratmıştır. Türkiye'de sağlık araştırmalarını, Türkiye nüfus ve sağlık araştırmalarını başlatan ilk kişidir hocamız. Fakültemiz ve üniversitemiz açısından da çok önemli bir kişidir değerli hocamız. Bu üniversitenin ve fakültenin kuruluşunda emeği ve izi vardır. Topluma dayalı tıp eğitiminin başlamasındaki katkıları kuşkusuz vurgulanması gereken en önemli özelliklerindendir. Türkiye'de halk sağlığının gelişmesi için çok önemli katkılar yapmıştır. Etkisi günümüzde dahi artarak sürmektedir. Sözlerime son vermeden önce birkaç teşekkür etmek istiyorum izninizle. Bu etkinliğin düzenlenmesi için katkı veren rektörlüğümüze, dekanlığımıza, etkinlik için organizasyonda yer alan kuruluşlara, bu akşam panelde konuşma yapacak olan panelistlere ve yine akşam verilecek olan konserde yer alacak sanatçılarımıza ve bu toplantıya katılarak bu coşkuya ortak olduğunuz için
sizlere teşekkür ediyorum. Hocamız bizlere halk sağlığı çalışanlarına, sağlık camiasına değerleri ve ilkeleriyle önder olmaya devam etmektedir. Bu önderlik herhalde kuşaktan kuşağa ilelebet sürecektir. Ana bilim dalımız fişek öğretisini, ilkelerini kuşaktan kuşağa aktarmaya, onun yolunda yürümeye devam edecektir. Değerli hocamız, önderimiz Profesör Doktor Düşet Fişek'i saygıyla, sevgiyle anıyorum. Teşekkür ederim. Konuşmalar için Profesör Doktor Sayın Hakan Altıntaş'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Türkan Güney kürsüye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, değerli hocamız Profesör Doktor Nusret Fişek'i anma etkinliğinde birlikte olmaktan mutluyuz. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Ben hocamızın bizim bilim adamımızın kurucusu olduğunu ve şu anda da hala önderimiz olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Hakan hocamız pek çok yanıyla hocamızı tanıttı. Bu yıl Alma Ata'nın 40. yılı. Alma Ata temel sağlık hizmetlerinin toplumun sağlığının korunması ve geliştirmesiyle ilgili olmazsa olmaz olduğunu belirten bir bildirge. 1978'de Dünya Sağlık Örgütü Alma Ata bildirisini yaptığı zaman Türkiye'de Profesör Doktor Nusret Fişek hocamız Alma Ata'nın içerisinde bildirdiği, vurguladığı şeylerin hepsini, yani ulaşılabilir, eşit, herkesin ulaşabileceği sistemle ilgili pek çok şeyi 1961'den itibaren ülke sistemine politik olarak yerleştirmişti ve öncülük etmişti. Sağlık ocaklığıyla başlayan sağlığın sosyalleştirilmesi yasasıyla zaten Türkiye temel sağlık hizmetleriyle ilgili pek çok yol almıştı. Bugün bu yıl Almanya'nın 40. yılında Astana'da bir toplantı olacak. Toplantıyla ilgili şöyle baktığımız zaman aslında 40 yıl önce verilen sözlerin tutulmadığı, 40 yıl önce toplumların ulaştırılması gereken hedeflere gitmekte pek çok eksiklik olduğunu herkes görüyor ve kabul ediyor ve tartışıyor. Ancak biz ne yaptık acaba diye düşünmek istiyorum. Yani biz aslında çok daha önce bunu fark ettik ve sağlık ocaklarımızla nüfus tabanlı, topluma ulaşabilir, toplumun içerisinde ekibiyle, ebesiyle, çevre sağlık teknisyeniyle, sağlık memuruyla, insanların evlerinin içerisinde sağlık hizmeti üretirken biz şu anda neredeyiz? Biz sağlıkta dönüşüm programıyla beraber artık ekip değiliz. Sağlık ocaklarımız yok. Sağlık ocağı dediğimiz zaman halk sağlığı uzmanları genelde bunu söyledikçe şöyle bir tepki alıyor. O çok eskide kaldı hocam. Hayır. Bakın, tekrar tekrar temel sağlık hizmetlerinin toplumun sağlığını yükseltmek için gerekli olduğunu tekrar ediyoruz. İşte bunun için de toplum içerisinde örgütlenmiş bir sağlık ekibine ihtiyaç var. Peki sağlık hizmetleri sadece sağlık ekibinin işi mi ya da Sağlık Bakanlığı işi mi? Hayır. Sağlık hizmetleri tüm sektörlerin, diğer bakanlıkların da görevi. Yani siz bir çevre bakanlığı olarak insan sağlığına yönelik önlemlerde görev almıyorsanız o zaman havanız kirleniyor ve siz bu sefer Sağlık Bakanlığı tedavi etsin diyorsunuz. Ülkemizde ne yazık ki 1960'lardaki o ivmeyle başlayan birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayarak devam eden örgütlenme sağlıkta dönüşüm programlarıyla kesintiye uğradı. 93 diyebilirsiniz, daha öncesini söyleyebilirsiniz. Ülkemizde hiçbir zaman birinci basamak sağlık hizmetleri öncelenmedi. Yani biz bunu hep söyledik ama tedavici hizmetler öncelendi. Şu anda biz şehir hastaneleri konuşuyoruz. Halbuki bizim ülkemizin ihtiyacı olan bu mudur? Şu anda bugün tartışacağımız konuyu düşünün. Ülkemizde bağışıklama oranlarında %90-95'lere gelmişken aşı reddinden konuşacağız, aşı reddi diyeceğiz. Peki neden? Çünkü biz toplumun içerisinde, toplumun evine giren, toplumun ne yediğini, ne içtiğini, ne konuştuğunu bilen sağlık ekibini bozduk.
Kim de giren? Hekimler girmiyordu tabii ki. Yani öyle bir görev yüklememiştik ama ebeler, ebeler toplumda kadın öncelikle olmak üzere kadını, çocuğu izlerken evin erkeğine, dedesine, evin büyüklerine de sağlıkla ilgili sağlık eğitimini veriyordu. Sağlık ocağının yeri böyle ulaşılmaz, çok güzel binalarda değildi belki. Sağlık ocağının yeri ulaşılmaz değil. Çünkü toplumun içerisinde belki çatısı akıyordu, belki merdiveni yoktu, kıt kımırdı. Ama toplumun içerisinde toplumun sağlığını toplumla beraber yükseltmeye çalışan kurumlardı. Evet, tekrar sağlık ocağı ismini kullanamayabiliriz. Benim gönlümden geçen ya da tüm halk sağlıkçılar için söyleyebilirim belki. Sağlık ocağı kavramını kullanmak ve o ilkelerle devam etmek. İsmi değişebilir ama biz sağlık ocağı ilkelerini, temel sağlık hizmetinin ilkelerini götürecek bir sisteme doğru dönmek zorundayız. Bu konuda da hocamıza borcumuz olduğunu düşünüyorum. Halk sağlıkçılar olarak biz bunu savunmaya devam edeceğiz. Herkese katıldığı için, bugün bizlerle burada birlikte olduğu için çok teşekkür ediyorum. Saygıyla anıyorum hocamı. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Türkan Güney'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Doktor Sayın Bülent Nazım Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör, Sayın Dekan, değerli öğretim üyeleri, sevgili meslektaşlarım ve sevgili öğrenci arkadaşlarım, hepinizi Türk Tabipleri Birliği adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Profesör Doktor Nusret Fişek büyük bir bilim adamıdır. Toplumcu bir bilim adamıdır, bilim insanıdır. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın gelmiş geçmiş en büyük müsteşarıdır. Ama bir yanı vardır ki bizler için çok kıymetlidir ve çok değerlidir. Türk Tabipleri Birliği'nin unutulmaz ve efsane başkanıdır kendisi. Buradan Türkiye'deki bütün hekimler adına halk sağlığını temel mesele edinmiş, yaşam hakkını temel mesele edinmiş, bütün sağlık çalışanları adına aslında kendisine olan bağlılığımızı ve saygımızı iletmek istiyorum. Ben kuşkusuz burada biraz sonra değerli halk sağlıkçılarımız özellikle aşı reddinden kaynaklanarak, yola çıkarak halk sağlığı üzerine güncel yaşanan sorunlar ve politikalar üzerine değerlendirmeler yapacaklardır ama ben hoca ve Türk Tabipler Birliği ilişkisi üzerine kısaca değinmek istiyorum. 12 Mart ve 12 Eylül karanlığına karşı çıkan Nusret Fişek, 12 Eylül ile birlikte kapatılan Türk Tabipler Birliği'nin 1980 sonrasındaki ilk başkanıdır. 1984 yılında Türk Tabipler Birliği'nin başkanı olmuştu ve 6 yıl örgütümüzün başkanlığını yapmıştır. Ve bu dönemde unutulmaması gereken en temel mücadele alanlarından bir tanesinin idam cezasına ve ölüm cezasının uygulanması anında uygulama yerinde hekimlerin bulunmasına karşı yürüttüğü mücadele olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu Türkiye tarihi açısından, yaşam hakkı açısından, insan hakları açısından ve toplum sağlığı açısından da aslında toplumun ruh sağlığı açısından unutulmaz bir müdahalede ve mücadeledir. Bugün Türk Tabipleri Birliği hiç gocunmadan çok rahatlıkla barış diyebiliyorsa, demokrasi diyebiliyorsa, eşitlik diyebiliyorsa, özgürlük diyebiliyorsa, kardeşlik diyebiliyorsa ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu hiç çekinmeden ifade edebiliyorsa bunda unutmamak gerekiyor ki Nusret Fişek'in katkısı unutulmazdır ve çok büyüktür. O nedenle Nusret Fişek Türk Tabipler Birliği'nin efsane başkanı olmayı hak etmektedir. Ve o nedenle de aslında Nusret Fişek bu toplumun hiç unutmaması gereken
hafızasından silinmemesi gereken bir sağlıkçı olduğunu aslında, bir bilim adamı olmaktan ziyade bir sağlıkçı olduğunu da unutmamamız gereken bir bilim insanıdır. Evet, Nusret Hoca'nın en önemli müdahale alanlarından bir tanesi de örneğin o dönemde nükleer tehlikeye karşı hekimlerin bilinçlenmesini sağlamak için bir derneğin kurucusu olmasıdır. Bunun bugün baktığımızda aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın bugünkü koşulları içerisinde. Yani aslında Sayın Nusret Şeksevgili Hocamız 30 yıl öncesinden, 40 yıl öncesinden bugünü görmüş bir bilim adamı. Bu nedenle unutmamak gerekiyor, bu nedenle sahip çıkmak gerekiyor. Ben bilim alanından Nusret Hocamızın katkılarını burada paylaşmayı gereksiz görüyorum. Çünkü bunu çok iyi ifade edebilecek onun öğrencileri var, onun yetiştirdiği hocalar var, onunla birlikte çalışmış olanlar var. Ama şunu söylemekten geçemeyeceğim. Örneğin ben ve örgütümüz hoca ve nüfus ilişkisini örneğin kadın sağlığı açısından çok önemli buluyor. Eğer bugün Türkiye'de bugün kadın sağlığı, kadın özgürlüğü meselesi bu kadar rahat sunuluyorsa şunu unutmamamız gerekiyor ki aslında o günlerden bize gelen bir miras. Türk Tabipler Birliği içerisinde gerçekten böyle bir sürecin tartışılmasını ve hocamız aracılığıyla gündeme gelmesini de buradan minnetle anmak gerekiyor. Evet, bugün Türk Tabipler Birliği sadece Türkiye'de değil aslında. Dünyanın dört bir tarafında ne dediği merakla izlenen, ne yaptığı izlenen ve söylediklerine değer verilen bir meslek örgütü haline gelmişse bunda hocamızın katkılarını unutamayız. Hocamızın Türk Tabipler Birliği'ne katkıları çok olduğu gibi şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Örgütlü olmanın da hocayı güçlendirdiğini de açık olarak ifade etmek gerekiyor. Yani bir yandan hocamız Türk Tabipler Birliği'ni beslemiştir ama öte yandan da örgütlü olmanın gücünü de hocamız arkasında görmüştür Türk Tabipler Birliği ile birlikte. Bu bence genç hekim arkadaşlarımız açısından da çok kıymetli ve unutulmaması gereken bir değerdir. Siyasal görüşünüz, düşünceleriniz ne olursa olsun, hekimlik değerleri üzerinden günlük faaliyetlerimizi ve mesleğimizi icra ederken bizim için en temel değerlerden biri olduğunu bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi meselesi, hocalarımız biraz önce söz ettiler. Hasuder Başkanımız ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanımız. Evet, Türk Tabipleri Birliği deyince Nusret Hoca'dan vazgeçmeden edemeyiz. Nusret Fişek deyince sağlıkta sosyalleştirme esasını unutamayız. Ama yine Türk Tabipler Birliği deyince de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasasında 224 sayılı yasayı unutamayız. Nusret Hoca sağlıkta sosyalizasyonun mimarı olmuştur. Sağlıkta sosyalizasyon da Türk Tabipler Birliği'nin temel politik hattı olmuştur. Bu son derece doğru bir politik hattır ve bugün de aslında sağlık politikaları açısından çok güncel olan ve ihtiyacımız olan bir politik hattır. Nusret Hoca 3 Kasım 1990 günü yaşamını yitirdi. Ben sözlerime son verirken Nusret Hoca ve Türk Tabipler Birliği Tabip Odası ilişkisini aktarmak açısından onun 3 Kasım günü Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin tabip odalarıyla birlikte gerçekleştirdiği genel yönetim kuruluna ilettiği mesajı sizlerle paylaşacağım ve kendisini saygıyla anarak sözlerimi bitireceğim. Demek ki, belki Oya Hanım bunu ifade edebilir, bir iki gün önce yazmıştı bu mektubu. Değerli arkadaşlar diyor hoca, tabip odası yöneticilerine, Türk Tabipler Birliği'nin hizmetlerinin geliştirilmesi için
Merkez Konseyi ile tabip odalarının sıkı ilişki içinde olmalarının önemine inanan insanlardanım. Bu nedenle 1984 yılında Merkez Konseyi Başkanı seçildiğim zaman oda yöneticilerimiz ve konsey üyelerinin bir araya geldikleri ve birbirlerini tanıdıkları, tartıştıkları temsilciler meclisi toplantıları düzenledik. 6 yıldır ben bu toplantıların hepsine katıldım. Fikirlerimi arkadaşlarıma aktardım ve onlardan da yararlandım. Sağlık durumum nedeniyle bu toplantıda aranızda bulunamayacağım. Evet, bugün, işte o gün hoca yaşamını yitiriyordu. Sanırım hoca ve meslek örgütü arasındaki ilişkiyi, hoca ve düşünceleri ve duyguları arasındaki ilişkiyi ve bunlara olan bağlılığını ifade etmesi açısından son derece önemli ve tarihsel bir metindir. Bu duygularla hepinizi tekrar saygılarla selamlıyorum ve Türk Tabipler Birliği adına hepinize sevgilerimi sunuyorum. Konuşmalar için Doktor Sayın Bülent Nazım Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Bülent Altun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri, Ankara Tabip Odası temsilcileri, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı, Nusret Fişek Vakfı Başkanı ve değerli Nusret Fişek severler. Aslında benim bu toplantıya üçüncü kez dekan olarak katılmışım. Her seferinde konuşma çok uzun oluyor. O nedenle bu sefer biraz kısıtlamak istedim. Çünkü anlatılacak çok şey var. Şunu düşündük, Nusret Fişek'in hekimlik kimliğinde benim için öne çıkan neler var? Şöyle sıralayınca ilk sıraya tabii ki toplumu ve toplum sağlığını önemseyen bir hekim olması. İkinci önemli olan, ki yaşamını gözden geçirdiğimizde etik değerlere olan saygısı. Ve belki de bütün bu başardıklarında önemli bir nokta örgütçü olması, yani mesleki örgütlere değer vermesi. Şimdi sonrasında da şunu düşündüm, acaba son 2 yıldır biz tıp fakültesinde bu çizgide neler yapıyoruz? Ve düşündükçe de yaptıklarımızın çoğunu da hak sağlığına bilim dalıyla yaptığımızı tespit ettim. Şimdi, kısaca onları söylemek gerekirse, örneğin dönem 1'e biz hekimliği öğreniyorum altında bir ders programı koyduk. Bu tabii kişilerin hekimlik kimliğini güçlendirmek açısından hekimlerimizin daha dönem 1'in ikinci haftasında başlıyor. Ve içinde etik dahil mesleki örgütler ki hocalarımızın bazıları geldiler, bu sene tekrar gelecekler. Dönem 1 öğrencilerimizde bu örgüt yapısını, hekimliğin kimliği ve etik değerlerini paylaşıyoruz. Bu sene buna bir şey daha ekledik. O da dönemin ikinci yarısında tüm tıp öğrencilerinin içine gireceği sosyal sorumluluk projeleri. Bunlar da aynı hekimliği öğreniyorum gibi bir yarım dönem boyunca gruplar halinde öğretim üyeleri desteğiyle süre gelecek. Bir üçüncüsü, lisans düzeyinde değil ama belki Hacettepe Tıp Fakültesi bu konuda dünyada tektir. Ayda bir toplanan, bir yılı aşkın süredir var olan bir araştırma görevlisi meclisimiz var. Özerk, başkanlığını, asistanlarımızın, başkan yardımcı asistanlarının yaptığı, her ana bilim dalının temsiliyet gösterdiği bir meclisimiz var. Bunu da araştırma görevlilerinin kurum içinde bir örgütsel yapısı olarak görüyoruz. Öte yandan, tabii Nusret Fişek Hoca sadece tıp alanında değil, genelde toplumda lider kimliğe sahip olacak. Her alanda donanımlı hekimler yetişmesi konusunda çok büyük çaba göstermiş. Biz ne yaptık? Tıp eğitiminde şöyle bir şey yaptık. Yurt dışına oluşturduğumuz öğretim üyeleri ve mezunlarımız tarafından oluşturulan fonla, ki bunların adlarını da Vefa Sokağı diye yaptığımız bir sokakta taşlandırdık. Tıp eğitimi amacıyla yurt dışına bir aylık stajları Hacettepe Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak destek veriyoruz. Ve şu ana kadar 50 öğrenci yurt dışında bu şekilde bir eğitim yaptı.
Öte yandan belki yine bir ilktir, gelirken görmüş olanlar olabilir. Devlet tiyatrolarıyla bir araya gelerek Hacettepe Tıp Fakültesi gişesi açtık. Öğrencilerimiz tiyatroya bazen geçen sene yaptık, hep beraber gidiyoruz. Ve öğrencilerimizin sanat alanında da yol almasını istiyoruz. Yine bir yenisi Kasım 12'de kitap sever köşesi şeklinde açılacak. Herkesi davet ediyorum tıp fakültesi içinde. Öğrencilerimizin yapılan bağışlarla koyacağımız kitapları herhangi bir kontrol mekanizması olmadan, ister geri getirsin ister geri getirmesin, alıp okuyabilecekleri tek kuralımız var, tıp dışı kitaplar olması. Böylece tıp dışında da kişilerin daha donanımlı olmasını arzu ediyoruz. Son olarak Nusret Fişek hocamızın bu donanımlı eğitimlerin yanı sıra tıp eğitimimize ne katkısı oldu diye düşündüm. O da şu, geçen sene burada biz ulusal hastalık yükü ve çözüm önerileri diye iki tane toplantı yaptık Sağlık Bakanlığı'na. Ama tartıştığımız veriler hocamızın kurucu olduğu nüfus etikleri enstitüsünün çalışmasıydı. Gelecek yıllarda da yine nüfus etikleri enstitüsü Türkiye'deki ulusal hastalık yükünü ortaya koyacak. Bunu dünya üzerinde bilimsel olarak paylaşacak. Ama biz de bunların çıktısıyla bu sene gerek dönem 1'e, gerek dönem 2'ye, gerekse dönem 3'e bazı paneller koyarak Türkiye'de hastalık yükü nereye doğru gidiyor? Bir Türkiye'de Hacettepe tıp mezunu bunu bilerek mezun olsun diye bir çaba içine girdik. Dolayısıyla anlatmakla bitmiyor. Demin söylediğim gibi çokça konuşulacak şey var. Ama ben sözlerimi son verirken şunu söylemek istiyorum. Nusret Hoca'yı rahmetle, sevgiyle, saygıyla alıyorum. Ve şunu da bilinmesini istiyorum. Onun belki 30 yıl önce göstermiş olduğu vizyonla, ilkelerle biz Hacettepe Tıp Fakültesi'nden yeni mezunlar vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Bülent Altun'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Haluk Özen'i kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli Türk Tabipler Birliği örgütümüzün Merkez Konseyi Genel Sekreteri, Meslek Derneği Başkanımız, değerli yönetim kurulu üyeleri, hocalarım, öğrenciler, konuklar, hepinizi bu çok anlamlı günde Hacettepe'nin çatısı altında tekrar buluşturmaktan dolayı duyduğumun memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sadece bu sene değil, her zaman bizden daha iyi bir ev sahibi bulana kadar başımızın üstünde yeriniz olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü Hacettepe Üniversitesi'nin tabii ki şimdiye kadar çok fazla hoca bu üniversiteye emek verdi ve Hacettepe Üniversitesi bu nedenle şu anda olduğu konumda. Ama bunların arasında bazı hocalarımız daha simge ve daha kilometre taşı etkiler yarattı. Bunların başında kurucumuzdan sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'nin bugünkü, biraz önce sevgili dekan hocamın ifade ettiği gibi bugüne de yansıyan, çok ciddi etkileri bırakan Nusret Hoca, benim indimde bu fakültenin en temel taşıdır. Nusret Hoca, şimdiye kadarki konuşmacılar çok güzel konuşmalar yaptılar ama yanlışım varsa düzeltin ne olur. Galiba ben Nusret Hoca'nın hem öğrencisi hem eniştemin Nusret Hoca'nın müsteşar yardımcısı olması hem de hayatının sonunda doktoru olma şerefine nail olan çok çok şanslı bir insan. Eğer emin değilim, eğer bugün Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nde bu ülke adına bir güzel şeyler yapmaya çabalıyorsam, bunların bir kısmını becerebiliyorsam, emin olun benim diğer rektörlerden tek bir farkım var. Ben Nusret Fişek'in öğrencisiyim.
Şimdi bunlar laf olarak güzel de ben size niye böyle olduğunu anlatayım. Siz olsanız olmaz mıydınız? Birinci sınıfta siz tıp fakültesine girmişsiniz. Birinci sınıfta Hacettepe'deki gecekondularda yaşayan çocukların, insanların çocuklarının sağlık kontrolünü yaparken bizler oradaydık. Yani bu toplumda sadece Çankaya, Gazi Osman Paşa yok. Bu toplumun Hacettepe'si de var. Yetmedi. Üçüncü yılda 15 gün hıfzı sahaya gittik. Ne öğrendik? PPD ve akciğer grafisi ve BCG. Niye? Çünkü bu ülkenin Çankaya ve Gazi Osman Paşa'sının dışında toplumu çok ciddi derecede etkileyen bir hastalık var. Kökü kurutulmaya çalışılıyor ama hala o zamanlar o kadar kurutulmuş değil. Tabii bir parantez açıyorum. Bu ülkenin cumhuriyet devrimleri kadar önemli olan başarılardan birisi de malaryaya, sıtmaya, tüberküloza, travma, frengiye olan savaştır. Ve Nusret Hoca da benim bildiğim kadarıyla sıtma savaşının önderlerinden birisiydi. Ve o üçüncü sınıftaki hıfzı sahadan sonra gelin beşinci sınıfta 6 hafta boyunca pazartesi gidip cuma döneceğiniz, şu anda ilçe olan, o zaman köydü, Akyurt'ta evde kalıp yemeklerimizi yapıp, bizim yemek yapmamız önemli değil, onun sonucu ne? Akşamleyin köy kahvesinde köylülerle sağlık sohbetlerine katılmak, gündüz sağlık ocağında hayatınızda ilk defa pensilin yapmak ve spiral takmayı öğrenmek. 4. sınıf öğrencisinden bahsediyorum. Ve sınavda önümdeki arkadaşım Nevzat Hoca'nın sınavına girdiğinde ikimiz beraberiz. Kızamık nasıl bir hastalıktır yavrum dediğinde İsmail, Allah rahmet eylesin. Kızamık basit, döküntülü, ateşli çocukluk hastalığıdır dediğinde kaldın yavrum dedi. Ben kızamık mezarlıkları gördüm bu ülkede. Sen kızamığa basit diyemezsin dedi. Biz böyle yetiştik. Onun için de biraz önce Bülent'in söylediği gibi ve söylemedikleri de var. Onun için Ankara'nın bütün anaokullarının çocuklar öğretmenlerini buraya davet edip acaba o çocuklara ilk yardım olarak neler yapılması lazım anaokulunda diye bunu aklınıza getirebilmeniz için zaten Nusret Fişek'in öğrencisi olmanız lazım. Onun için bütün hocalarımdan özür diliyorum. Özellikle Halk Sağlığı Derneği Başkanı da bir türlü benim ağzıma gelmez bu halk sağlığı. Hep toplum hekimidir. Çünkü yani ezberimi ve şeyimi bozamam. Bir de ayrıca toplum hekimliğini daha çok seviyorum galiba. Şimdi bazı insanlar vardır ki değerli misafirler, hocalar çok güzel konuşurlar ama eylemde o söyledikleri gibi davranmazlar. Aynı dönemde Hasan Esat Işık Dışişleri Bakanımız ve Nusret Fişek aynı hastalıktan muzdaripti. Ben ikisine de yurt dışına gönderilme konusunda rapor yazmayı teklif ettim. Bana dedi ki hadi orada olup da senin yapmadığın ne var burada? Hocam dedim öyle demeyin, deneyim daha fazla. Ayrıca bir takım deneysel şeyler de oluyor orada. Yok hayır dedi. Ben bizim sağlık sistemimize çok güveniyorum, sana da güveniyorum. Şimdi insan ilkesi adına kendi sağlığında nanometre kadar iyi olabileceğini düşünse bile ilkesinden dönmemek öyle her baba yiğidin yapacağı iş değil. Onun için belki de rektör olduktan sonra da Beytepe kampüsüne gittiğim ilk zamanlar sosyal bilimlerle beraber olduğumda size vasiyet ediyorum. Ben bir tıp doktoruyum, sosyal bilimden anlamam. Ama Suriyeli mülteciler sorunu Türkiye'nin ilerideki en önemli sosyal sorunlarından biri olacak. Onun için Hacettepe Üniversitesi'nin bu konuda öncü olup devlete bu konuda bazı önerilerini sunması lazım dediğim ve HUGO adıyla Hacettepe Üniversitesi Göç Uygulama Araştırma Merkezi'nin çalışmalarını çok ciddi olarak destekledim. Onun için belki zamanında benim spiral takmayı öğrendiğim Gülveren'deki bir
bizim merkezimizin yanında açılan Suriyeli mültecilik kadınlara yapılan cinsel tacize ve topluma adapte olma çabalarını, bizim hak sağlığı bölümünce yapılan çalışmaları gözüm dola dola dolaştı. Onun için yani teorik değil, pratikte de Nusret Hoca'nın damgası bu fakülteden kalkmaz. Kalkması demek Hacettepe Tıp Fakültesi'nin de bütün özünü kaybetmesi demektir. Onun için hepinize geldiğiniz için, Hacettepe'de sizi ağırlayabildiğimiz için, Nusret Hoca'yı bir kere daha anabildiğimiz için sizlere teşekkür ediyorum. Kendisini rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Sağ olun efendim. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Hakkı Özen'e teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere Profesör Doktor Nusret Fişek'le ilgili olarak hazırlanan görseli sunacağız. Bu görselde hocamızın özgeçmişi, yaşamından kareler ve konuşmalarından bazı kesitler yer almakta. Thank you.
Thank you.
çocuk düşünme, iyi ilgilendiren bu tasarıyı benimsediğini beyan ettirir. Bu nedenle çocuk düşünme hakkında bazı bilgiler kazanmamızda yarar var. Önce bunun ülkemizde ne kadar yaygın olduğuna değinmek gerek. Türkiye'yi temsil eden örnekler üzerinde birçok araştırmalar yapılmıştır ülkemizde ve bunların sonuçlarına göre Türkiye'de her yıl 150 bin dolaylarında kadın isteyerek çocuk düşürmektedir. Bunların 1/4 kürtaj yaptırdıklarını söylemektedir. Diğer 1/4 ise 30-40 bin kadın yapar. Bunlar kendileri gayet ilkel yöntemlerle çocuk düşürmüşler veya yeteneksiz kişilerin yardımıyla çocuk düşürmüşlerdir. Bu kadın sağlığı bakımından fevkalade tehlikeli bir durum yaratan eylem. Çünkü bunun sonucunda kadın şanslıysa belki kurtulur. Fakat büyük bir olasılıkla hastalar. Yasalarla bunu önlemenin ne kadar olanaksız olduğu ve kadın sağlığı üzerinde ne kadar olumsuz etki yaptığı Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bir ekspert komitesi raporundaki istatistiklerle de göstermek mümkündür. 1967 senesine kadar Romanya'da çocuk düşürme serbestti. Ve anı durumları düşük nedeniyle hemen hemen sıfırdı. 67'de Romanya hükümeti bu serbestliği kaldırdı ve çocuk düşürmeyi sosyal nedenlerle yasakladı. Bunun sonucu doğurganlık bir süre arttı fakat sonra düştü. Fakat ana ölümde yükselmeye başladı ve 5-6 sene içerisinde Romanya'da düşük nedeniyle ana ölümleri düzeyi 400'e çıktı, 400'e aştı. Bunu Romanya'da misal, diğer ülkelerde de aynı şey farkına vardı. Ve ana sağlığını koruyabilmek için ilk önce 1967'de İngiltere'de sosyal ve psikolojik nedenlerle çocuk düşürme serbestliği kaldırdı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Federal Mahkeme Amerika Birleşik Devletleri'nde 1973 yılında çocuk düşürmeyi yasaklamanın kadın haklarına aykırı olduğu ve Amerika Anayasası'na aykırı olduğu kararını verdi ve bütün eyaletlerin bu husustaki kanunlarını iptal etti. Bunu Fransa, İtalya, Almanya kovaladı. Halen birçok memleketlerde isteklerde veya sosyal nedenle çocuk düşürme serbestti. Fakat birçok memleketlerde de tabii hala yasaklanmıştır. Bu nedenle korunan kadın gebe kaldığı takdirde ona yardım edip uzatmak şart. Ve bu arada şimdi söylemek lazım ki %100 yani sterilizasyon ameliyatı kanunlarla hesap olan ki bu kanunları da kaldırılacak çok yeni bir tedbirdir ve kaldırılmamış. Türkiye'de sağlık durumunu çok daha fazla yükseltebilmemiz ve halkımıza memnun olacağı bir hizmeti sunabilmemiz için elimizde hizmet üretmek için yeter sayıda eğitim vardır, yeter sayıda sağlık personeli vardır, mali gücümüz de oldukça yeterlidir. Sağlık sorunları, sağlık konuları Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Siz Türk Tabipler Birliği Başkanı olarak Türkiye'deki sağlık hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Durum nedir size göre? İşi toplumun sorunu olarak ele aldığınız zaman problem şu oluyor. En önemli problem. En önemli problem halkın büyük bir kısmının sağlık hizmetinden yoksul oluşu oluyor. Devlet planlama tabii. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma var 1974 senesinde. Bu araştırmada ölüm ve doğumlarla ilgili bir araştırma. Bu araştırmada Türkiye'de ölen kişilerin %43'ü ölmeden önce hekim tarafından görülmemiş ve tedavi olunmuş. Yani ölüm döşeğinde hizmetten yoksun aşağı yukarı nüfusun yarısı. Bu tabii çok büyük bir rakam. Ve doğru olduğunu anlıyoruz. Çünkü metropollerde aşağı yukarı her ölen hekim tarafından görülmüş. Oranın bozuk oluşunun nedeni az gelişmiş kırsal bölgelerde ancak 1/3 hekim tarafından görülmüş ölmeden önce tedavi olanağı olabilmiş. Bu nedenle Türkiye'de sağlık sorununu çözeceğiz diyenlerin
ilk evvela yapması lazım gelen köyde ve kentte herkesin, her hastanın sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlayabilmektir. Halk arasında da, politikacılar arasında da hep hastaneler düşünülür. Evet. Sağlık hizmeti dendiği zaman hastane hizmetinin geliştirilmesi düşünülür. Ama genellikle bir alışkanlık var. Hasta olan ilk olarak hastaneye gidiyor. Alışkanlık bu, bizim değiştirmek zorunda olduğu. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Eski Başkanı, Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşarı Profesör Nusret Fişek, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da öldü. 1914 yılında doğan Nusret Fişek, 1938'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1945-1950 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde biyokimya, mikrobiyoloji dallarında doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Nusret Fişek, halk sağlığı, koruyucu hekimlik ve nüfus planlaması ilkelerini esas alan uygulamalarıyla Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu projesini başlattı. Dünya Sağlık Teşkilatı Danışmanlığı, İngiltere Kraliyet Tıp Akademisi onur üyeliği de bulunan Profesör Nusret Fişek, Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşunda da görev aldı. Profesör Nusret Fişek'in cenazesi 6 Kasım Salı günü Maltepe Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel de katıldı. Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü Seçici Kurulu gerekçeli kararını aktarmak istiyorum. 19 Ekim 2018 tarihinde toplanan Türk Tabipler Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü Seçici Kurulu gerekçeli kararı aşağıdadır. Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jürisi 6 üyenin katılımıyla toplanmıştır. Profesör Doktor Ferda Özgür de başkanlığında değerlendirmeye geçilmiştir. Jüri, başvuru dosyasını ödül önergesi kapsamında değerlendirmiştir. Başvuru dosyasında sunulan çalışmaların tıp alanına bilimsel katkısı olan ve emek yoğun bir dizi çalışma olduğu saptanmıştır. Ancak çalışmaların genellenebilirliği ile ilgili, özelliği ve sağlık hizmetlerinde kullanılabilirliğine ilişkin maliyet etkinlik çalışmalarına ihtiyaç olduğu görüşüne varılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın halk sağlığı bilimsel alanıyla bağlantısı kurulamadığından oy birliğiyle ödüle değer görülmemiştir. Günümüzde aşı reddi, küresel, ulusal, toplumsal yönleri isimli panel 15.30'da başlayacaktır. Panele kadar programımıza ara verilecektir ve dışarıda sizler için çay kahve ikram servisimiz olacaktır. Bu sürede fuayede yer alan fotoğraflar ve onun için yazılanlarla Profesör Doktor Nusret Fişek Tanımak isimli sergiyi gezebileceğinizi ve Profesör Doktor Nusret Fişek Anma Etkinlikleri Onur Defterine duygu ve düşüncelerinizi aktarabileceğinizi hatırlatmak isterim. Buradan nasıl geçecek?